Değerli izleyiciler merhabalar. Satır arasında bugün konuğumuz Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker. Cem Toker ile gündemin öne çıkan bazı konularını konuşacağız kendilerine. Malum özellikle Ayasofya kararı sonrasında yaşanan tartışmalar özelinde olmak üzere ne getirir ne götürür. Kendisi de aynı zamanda bir ekonomist ve bir turizmci olarak bu kararın bir siyasetçi olarak tabii ki etkilerini konuşacağız. Sayın Toker programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi Teşekkür ederim. kırmadılar. Bizi kırmadılar. Sağ olsunlar Kıbrıs'tan yayınımıza katılıyorlar Sayın Cem Toker. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet Sayın Rica ederim. Toker, Ayasofya kararı çok konuşuluyor. Muhalefetin tavrı konuşuluyor. İktidarın bu kararı alması konuşuluyor. Danıştay'ın gerekçesi konuşuluyor vesaire. Bir öncelikle böyle bir karar bekliyor muydunuz siz gerçekten Danıştay'dan? Ben Erdoğan topu oraya attığında tahmin etmiştim. Çünkü Erdoğan'ın tamamen yetkisinde olabilecek bir karardı. Ama o topu hani yargıya gönderince Danıştay'ın kararını bekleyeceğim dediği zaman şüpheye Evet. düşmüştüm. Dolayısıyla sürpriz olmadı bana çıkan karar ama tamamen yanlış bir karardır. Gerek yargının verdiği karar, gerek yürütmenin ona uyarak aldığı karar, her iki erkin de bu kararı almasının Türkiye'ye en ufak bir faydası olmayacağı gibi eksileri de olacaktır mutlaka. Evet. Şimdi hemen oraya gelmeden önce aslında dediniz ki Türkiye'ye en ufak bir katkısı olmayacak, zararı olacak bir karar dediniz. Şimdi Sayın Toker yıllardır şunu biliyoruz. Yani liberal teori şunu söylüyor değil mi? İnsan rasyonel bir varlıktır ve doğru yani genellikle doğru kararlar verir. Ve en nihayetinde de optimum şey neyse orada. Şimdi iktidar böyle bir kararı yani hiçbir ne ekonomik ne siyasi bir fayda sağlamayacağı belli olan ve Türkiye'nin de iktidarın da sıkışık bir konjonktüründe böyle bir karar almasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Veyahut da bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir siyasi fayda mı var burada? Yok, siyasi fayda olamaz çünkü sadece 12 ay veya 15 ay kadar önce Erdoğan'ın bu konuyla ilgili söyledikleri ortada. Bu iş öyle, bu kararı Evet. almak öyle kolay değil diyor. Ben bunun diyor siyasi neticeleri de doğabilir diyor. Böyle gaza gelmeyin diyor. İşte önce Sultanahmet'i doldurun. Size diyor Evet. Çamlıca'yı yaptık ve tamamen karşısında dururken. Tabii o dönemde ekonomi bozuktu ama bu kadar bozuk değildi. Anketlerde ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama AK Parti'nin çok ciddi baş aşağı düşüşü anketlere yansımamıştı. Bu işte Erdoğan'ın YouTube'dan gençlerle yaptığı konuşmada ne kadar popülaritesinden kaybettiği rakamlarla ortaya çıktı. Bu dislike Evet. denilen beğenmeme tuşuna basarak gençler Erdoğan'a orada bir mesaj gönderdi. Dolayısıyla yani bu gidişatı durdurmak için ilk ortaya atıldığında ben ayrıca bir de ekonomi konuşulmasın da ne konuşulursa konuşulsun. İşte İş Bankası hisseleri konuşulsun, gazetecilerin tutuklanması, kanalların karartılması, Evet. milletvekillerinin yeniden tutuklanmaları falan. Bunlar konuşulsun. Hatta 2-3 ay önce işte Özgür Özel şöyle dedi, bunu demek istedi, şunu demek istedi, şuradan şu, şuradan şu. Acaba darbe çağrısı mı yapıyor falan. Bir 2 hafta falan onunla oyalanıldı. Yani iktidarın bugünkü şeyi, politikası ekonomi konuşulmasında ne konuşulursa konuşulsun. Dolayısıyla geçen seneden bu süre, geçen seneden bugüne kadar geçirdiğimiz Erdoğan'ın o sözleri söylediği süreden geçen 15 ay içinde Türkiye'nin ne iç işlerinde bir düzelme oldu, ne dış ilişkilerinde bir düzelme oldu. Tam tersine daha da kötüye gitti Türkiye'nin durumu. Onun için bu kararı tamamen iç politika ve kendi partilerine bir mesaj, popülaritesini kendi zihniyetine uyan insanların şeyinde nezdinde arttırmak için yapılmış bir Bir tamamen siyasi bir girişim. seçmen konsolidasyonu ile ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Peki Sayın Bakan, Sayın Toker, şimdi
Geçtiğimiz günlerde bir heyetin Almanya'ya gideceği, Avrupa ülkelerine gideceği ve oralara işte ülkemize turist gönderin diye bu korona sürecinden sonra birçok ülke Türkiye'nin verilerini kimse güvenli bulmadığı için, kimse farklı sebeplerle ama ağırlıklı olarak verileri güvenli ve şeffaf bulmadıkları için uçuşlara izin vermeyeceklerini, Türkiye'ye turist göndermeyeceklerini söylemişlerdi ve buraya bir lobi çalışması yapılacaktı. Evet, turistleri gönderin, güvenli bir ülke izlenecekti. Tam bunun öncesinde yani ekonomik olarak da çok sıkışık bir iktidar şu dönemde. Niye böyle bir risk aldı sizce? Bunun etkileri olur mu? Avrupa'da etkileri ne olur? Avrupa'da etkisi, şimdi bu modern teknoloji, internet çağı geliştikten sonra herkesin cebinde dünyanın her yerinden haber alma, erişim yeteneği arttıktan sonra dünyada kamu diplomasisi diye bir kavram öne çıkmaya başladı. Bizim jenerasyonun evet. duyduğu bir kavram değildi bu. Son 10-20 yılın kavramıdır. Kamu diplomasisi demek dış ülkelerde senin yaşayan vasat ortalama bir vatandaş, sokaktaki adam senin ülken hakkında nasıl bir intibaya sahip? Seni nasıl görüyor? Hangi gözle bakıyor sana? Şimdi bizim gibi demokratik olmayan ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde, buna Türkiye de dahil, vatandaşın ne düşündüğünün pek önemi yoktur. O sandığa yansıtılmaz. Ama Batı ülkelerinde vatandaşın ne düşündüğü siyasetçinin alacağı kararı etkiler. Siyasetçinin kararı da sizin ülkenizle duruşunu etkiler. Dolayısıyla ben Almanya'ya giderek Avrupa'nın pek çok ülkesinde bunu da gördüm. Türkiye'nin imajı son 8-10 senedir, en az 8-10 senedir yerlerde. Yani sokaktaki adam, ne bileyim, bir taksi şoförü, bir efendim, badanacı, bir esnaf Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da. Türkiye'yi maalesef artık radikal İslam'ın oyuncağı olmuş. Ona Suriye'deki politika, IŞİD'le ilgili söylenen konulardan dolayı Türkiye'yi maalesef olumlu gözle bakmıyorlar. Dolayısıyla bu da evet. politikaları etkiliyor. Üstelik Türkiye'nin bir tutarsızlığını da dile getireyim size. Mesela Çavuşoğlu'yla Turizm Bakanı'na Berlin'e gönderdiği gün, biz güvenli ülkeyiz, bize turist gönderin lütfen dedikleri gün, Ankara Valiliği baroların yürüyüşünü Covid-19 salgını nedeniyle yasaklıyordu. Konuştukları evet. Almanlar da herhalde aptal değil. Almanya'nın burada konsoloslukları var, büyükelçilikleri var haberleri takip eden. Onları oraya göndermişlerdir bu haberleri. Onun için hükümet tabii ne yaptığını bilir bir vaziyette değil şu anda. Ekonomi o kadar kötü ki onlar da panik durumda. Bu durumu nasıl kurtaracaklarını, kafa yoracaklarına, tabanı nasıl bir arada tutarız diye endişe içindeler. Bir de rakip partiler çıkmaya başladı. Muhafazakar seçmene hitap eden, AK Parti'den memnun kalmayan partiler de çıkmaya başlayınca tam bir panik havasıyla ne yaptıklarını bilmeyen bir Ankara var karşımızda. Peki Sayın Toker, şimdi muhalefetin tavrı çok eleştirildi burada. Yani muhalefetin, özellikle CHP'nin öncülük ettiği muhalefet blokunun bu kararda, zaten az önce bahsettiğiniz yeni kurulan partilerin bu kararla ilgili bir memnuniyet duyacakları bilinen bir durumdu. Keza İYİ Parti bir sağ parti, o da memnuniyetini dile getirdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle Danıştay'ın aldığı kararda ilgili ve Sayın Erdoğan'ın bu kararla ilgili yaptığı yorumda bir ihanetti, bunu düzelttik diye, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir icraatı için ihanete ilk defa bu kadar net. Yani Lozan'la ilgili daha önce çeşitli imaları vardı, işte hizmettir diyordu vesaire diyordu ama orada doğrudan Atatürk'ü değil de İsmet İnönü Lozan'daki heyetin başında olduğu için hala o ikinci adama vurma şeyi vardı. Burada doğrudan bir ihanet dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu bir genelge Danıştay tarafından imzal edildi vesaire. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partileri, birçok kanaat önderi, yazar, çizer sessiz kaldı veyahut da onayladı. Eleştiriliyor. Doğru mu muhalefetin bu tavrı? Yani AKP buradan bir siyaseten oy devşirmeye çalışıyordu, bu fırsatı mı vermedi? Yoksa yokluyor, adım atıyor, mevzi kazanıyor, tepki olmadıkça daha sonraki adımlar da gelir
hangisi daha makul yaklaşım size göre? Ben 2014, demek ki 6 senedir CHP'nin benim oyum artacaksa muhafazakar tabandan tırtıklayarak arttıracağım bu oyu zihniyetinde olduğunu ve çok yanlış bir yolda olduğunu görüyorum. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığıyla başlayan bu saçmalama, ondan öncesi de var. Çarşafa rozet takma tiyatroları falan da var tabii. Mesela 4 artı 4'e sessiz kalmaları. Siz biliyor musunuz 0.5 oy almış Liberal Demokrat Parti Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. 4 artı 4 artı 4 artı 4'ü. Evet, bizim hakkımız yok iptal kararı aldırmak için ama yasada bir boşluk bulmuştuk. Yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunduk ki tarihe öyle geçelim diye. Zira o yasanın içinde Hazreti Peygamber'in hayatı diye bir ibare geçiyordu. Laik bir ülkede, farklı inançlardan vatandaşlarımızın olduğu bir ülkede bir kanunun içinde Hazreti Peygamberimiz ibaresi geçemez. Bu muğlak bir terim. Kimin peygamberinin Kimdir? Hayatından bahsediyor? Kimin peygamberi? bunları CHP'nin yapması gerekirken işte CHP muhafazakar sağdan gelmiş. Bekaroğlu, Abdüllatif Şener, merkez sağdan gelmiş İlhan Kesici gibi isimleri meclise taşıdı ama kendi tabanından da çok tepki aldı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu eğer Meral Akşener dik durup da ben de aday olacağım demeseydi CHP'nin adayı Abdullah Gül olacaktı. Yani inanılmaz bir tutarsızlık ve siyasi saçmalık sergiliyordu CHP. İlkelerine, kuruluş ilkelerine, savunduğu değerlere kesinlikle sahip çıkmıyor. Bu beni tabii hem üzüyor hem endişeye sevk ediyor. Hatta biz dün parti yönetiminden arkadaşlarla ben konuşuyordum sohbet ederken. Acaba biz bu Danıştay kararını yüksek yargıya bir yere itiraza götürebilir miyiz? Hakkımız var mı diye bir tepki verelim dedik. Çünkü yani bunun Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini söylüyor. Kim? Danıştay kararını. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne, gerçi o baroyu götürecekti, özür dileriz. Baro düzenlemesiydi, pardon. Ayasofya ile ilgili böyle bir girişim yok. Pardon. Bu topa girmiyorlar evet. Oy kaybederiz endişesiyle ama hiç kimse de Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne veya yüksek yargıya götürmedi diye ben muhafazakar seçmeni fikir değiştirip Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumu vereyim, CHP'ye vereyim oyunu diyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla CHP burada çok büyük bir yanlış yapıyor. Demin dediğim gibi Abdullah Gül'ün peşinden koştu daha 2 sene önce 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sonra o yanlıştan kısmen döndü. İmamoğlu kararı başarılı bir karardı. Ama CHP sorumluluğunu yerine getirmiyor. Çünkü yani Cumhuriyet ilkelerine asla sempatiyle bakarak onu hazmetmiş bir grup yok karşımızda iktidardakiler. Cumhuriyetin değerlerine daima antipatiyle bakarak benimsememiş, özümsememiş insanlar ve bunu da her fırsatta dile getiriyorlar zaten. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç olmazsa kamudaki, toplumdaki algıyı biraz dengelemek için daha ciddi bir duruş sergilemesi lazım. Ama CHP bunu yapmıyor maalesef. Dolayısıyla Türkiye'de ana muhalefet açığı ortaya çıkıyor. Var diyorsun. Şimdi Sayın Toker, izleyiciler diyecekler ki yahu Liberal Parti LDP'nin eski lideri ve halen yöneticilerinden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterince seküler, yeterince laik, yeterince hatta tırnak içerisinde işte o şeyler. Çünkü bu söylemin etkisi galiba biraz. Jacoben olmamakla suçluyor. İşte fena mı? Kılıçdaroğlu 2011 yılında, 2012 yılında başörtüsüyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi ve sorunu çözüldü. Bugün artık Türkiye'nin bir başörtüsü sorunu kalmadı gibi bir yaklaşım da var. Ama siz diyorsunuz ki bu yaklaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne oyunu arttırıyor? Şimdi bunları bir de oy getirisi götürüsünün dışında değerlendirirsek eğer ki AKP'nin bundan sonra daha ileri adımları atacağının bir yoklaması gibi değerlendirmelere katılıyor musunuz siz?
Ona kesinlikle katılıyorum. Hele çok kötü bir yola girmiştir Türkiye bu Danıştay kararıyla. O zaman 60, 70, 80 yıl önce alınan diğer bakanlar kurulu kararlarını da yürürlükten kaldırabilme veya iptal etme gibi ne bileyim medeni kanunu da iptal edebilir. Olur ya. Yani bunun Ha. sonu nereye varıyor? Bu düşünülmeden alınmış bir karardır ama şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Büyük Orta Doğu projesinin özü ılımlı İslam projesidir. Onun için Batı desteğiyle bu parti, AK Parti kurulmuş ve iktidara gelmiştir. Tabii bir önceki hükümetin de çok büyük hatalarının, yönetim hatalarının katkısı olmuştur AK Parti'nin bu şeye gelmesine. Ama öte yandan Türkiye'yi yanılmıyorsam 11 yargıçtan 7'sinin 8'inin laiklik karşıtı eylemlerin odağı bir siyasi parti yönetmektedir. Yani Evet. bunu da yüksek yargının verdiği bir karardır. Beğenin beğenmeyin. Dolayısıyla yani ben bu olup bitene şaşmıyorum. Kapatma Burada davasında verilen kalacağı kararı belli. diyorsunuz. Efendim Anayasa AKP ile ilgili açılan Mahkemesi'nin kapatma kararı. davasındaki, evet. Aynen kapatma Kapatılmamıştı davasından ama bahsediyorum. laiklik aykırı odağı olduğu tespiti yapılarak bir para cezasına çarptırılmıştı. Tespiti aynen para cezası. Hatta o zaman raportör para cezası veremezsiniz demiş Evet. Anayasa Mahkemesi raportörü. Çünkü her partiye hazine yardımı vermiyorsunuz ki aynı cezayı uygulayabilirsiniz. Yani AK Parti büyük bir miktar para alıyor, ona sembolik bir para cezası verip konuyu kapattılar. Dolayısıyla bu gerçekler çerçevesinde işte Cumhuriyet ilkelerine duydukları hazımsızlık ve antipati, ülkenin kurucusuna duydukları hazımsızlık ve antipati. Bunları söylemlerinde de dile getiriyorlar. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı eski rejimde şeydi, Cumhurbaşkanı vekili statüsünde protokoldeki ikinci adamın ben yeni anayasada laikliğe yer verilmesini gerekli bulmuyorum diyecek kadar ileri giden bunların duayenlerinden fikir babalarından bir tanesiydi meclis başkanları. Evet. Öğretimde, eğitimde aldıkları kararlara bakıyoruz. Onun için ben bu işin burada duracağını zannetmiyorum. Bakalım Türkiye'yi bunlar daha nereye taşıyacaklar? Anlıyorum. Bekleyip göreceğiz. Anlıyorum. Peki şimdi az önce bahsettiniz raportör, o dönemki raportör Osman Can mıydı? Kapatma davasındaki raportör. Yanlış Olabilir, hatırlamıyorsam. olabilir. Emin Osman Can da. değilim. Osman Can'ın bugün bir beyanı vardı barolarla ilgili düzenleme konusunda. Bu mafyalaşmanın önünü açar. Anayasa Mahkemesi bunu muhakkak iptal etmeli diyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda bir iptal başvurusu barolarla ilgili yapacak. Şimdi normalde şöyle diyelim. Özellikle size bunu sormak istememin sebebi şu. Temel slogan neydi? Liberal teorinin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Eğer Türkiye'de, İstanbul'da 50 bine yakın avukat varsa, ben şimdi şeytanın avukatlığını yapıyorum. 50 bine yakın avukat varsa bu 50 bin avukat da muhakkak farklı görüşlerdedir. 50 binin de aynı görüşü olamaz. O zaman herkesin kendisini ifade edeceği gibi barolar kurmalarından en temel hak ne olabilir gibi dışarıdan bakıldığında çok liberal bir söylemle bu baro düzenlemesi savunuldu. Şimdi siz Liberal Demokrat Parti olarak ve siz Sayın Cem Toker olarak bu teori için bırakınız yapsınlar, herkes kendi barosunu kursun. Ya doğru bir yaklaşım mıdır bu? Hayır, ona katılmıyorum. Bir kere bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bize solcuların bizimle dalga geçmek için bize karşı kullandıkları bir klişedir. Liberalizmin temeli hukuk devletidir. Hukuk çerçevesi içinde, belli şartlar içinde bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler geçerli olabilir. Onun dışında Ha. liberalizm bırakınız yapsınlar, bırakınız geçirsinler demek değildir. Bunu bir tarihe not düşelim izleyicilerimiz için. Onu yani temeli hukuktur. Hukuk çerçevesi içinde özgürlükleri savunuruz. Ve evrensel hukuk yani her kanun da hukuka uygun değildir. Ayrı mesele. Şimdi biz Evet. kurulduğumuz günden beri meslek şeylerinin, odalarının, profesyonellerin, meslek örgütlerinin rekabete açılmasını daima savunmuşuzdur. Çünkü ben genel başkanlığım döneminde de
partide geçirdiğim 24-25 sene içinde de bir tane esnaf, bir tane tüccar, bir tane sanayici, aman efendim o da iyi ki var, ben de iyi ki aidat veriyorum, karşılığını da fazlasıyla alıyorum, Allah şu odadan razı olsun diyeni bırakın duymayı, tam tersine hangi lokantacıyla, hangi berberle, hangi şoförle, hangi bakkalla, tüccarla, iş adamıyla konuşsam lanet olsun diyor, lanet olsun. Zorla benden aidatı alıyorlar, krallıklarını kurdular, bana da bir kuruşluk faydaları yok diyor. Onun için evet, odaların ve bu meslek örgütlerinin bir liberal olarak, liberal demokrat parti olarak biz daima rekabete açılmasını savunduk. Yani isteyen bir oda daha kursun, daha düşük aidatla ben şoförlere daha iyi hizmet vereceğim üyelerime dediği zaman bunu rekabet ortamında çok daha o meslek sahiplerine faydası olacağına inandık ve savunduk. Ama yargı çok çok önemli bir unsur. Yargı bakkallar odası değil. Yargı ne bileyim taksiciler odası değil. Şimdi yargının sembolü terazi biliyorsunuz. Terazinin evet, iki kefesi var. Biri savunma makamı, avukatlar, barolar. Öbürü de iddia makamı, savcılar. Bunların birbirlerinin hukuki anlamda eşit düzeyde olmaları lazım. Siz savcıları da bölecek misiniz? AKP'li savcılar, CHP'li savcılar, Karadenizli savcılar, Türk savcılar, Kürt savcılar. Böyle bir şey yapamayacağınıza göre terazinin öbür kefesine de bu şekilde dokunmamanız gerekir. Çünkü yargı en kutsal meslek. Çünkü özgürlüğümüzü elimizden alma yetkisi verdiğimiz insanlardan bahsediyoruz. Evet. Yargıda bir düzenlemeye aynen, gidilecekse terazinin avukat savunma tarafından önce savcılık makamında bir düzenlemeye gitsinler. Hakimlerin yanından alsınlar o savcıları. Aynı lojmanda oturtmasınlar. Hakimle savcı aynı servisle işe gelmesin. Aynı Adalet Bakanlığı kampında tatile gitmesin. Avukat gidebiliyor mu hakimle yemeğe oturup rakı içebiliyor mu? Veya aynı lojmanda oturabiliyor mu? Savcılar adliyelerden çıkarılsın. Avukat nasıl avukatlık bürosundan duruşmaya geliyorsa savcı da o şekilde gelsin. Yani hakimle, yargıçla savcının bağlantısı kesilsin. Gerçek hukuk reformu barolardan önce, orada da bir gereksinim hissetmiyorum. Esas iddia makamının yapısında hukuken bir düzeltme yapılmalı gereklidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi isterseniz şöyle yapalım Sayın Toker. Bu Ayasofya ve barolarla ilgili değerlendirmeyi biz ayrı bir case olarak düşünelim. Biraz da ekonomi konuşalım. İkinci bölümde ekonomi konuşalım. Çünkü dün açıklanan kritik rakamlar vardı. TÜİK verileri vardı ve Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları vardı. İkinci videomuzda da biraz ekonomi konuşalım Sayın Toker'le.